0 Celsius derecedeki suya içi dolu suda erimeyen KLM cisimleri yavaşça bırakıldığında şekildeki gibi dengede kalıyorlar. Cisimler sudan çıkarıldıktan sonra su sıcaklığı artı 4 Celsius oluncaya kadar ısıtılıyormuş. Suyun sıcaklığı artı 4 Celsius olduğu anda cisimler aynı şekilde suya bırakıldıklarında durumlarından hangileri gibi dengede kalabilirler diye sorulmuş. Şimdi burada iki tane durum var. Birinci durumda suyumuz 0 derecede içine KLM cisimlerini atıyorum ve şekildeki gibi dengede kalıyorlar. Soru bana burada sıcaklığı sorgulatıyorsa özellikle artı 4 dereceyi sorgulatıyorsa kesinlikle öz kütleyle uğraşacağımı anlamalıyım. Çünkü madde ve özellikleri ünitesinden hatırlarsanız artı 4 derece demek suyun öz kütlesinin maksimum olduğu değer demektir ki biz ona 1 gram bölü santimetre küp diyoruz. Biliyorsunuz öz kütle kütle bölü hacimle bulunur ve maddelerin sıcaklığı değiştikçe hacimleri değişir genleşirler ya da büzülürler. Bu da öz kütleyi değiştirir. Artı 4 derece sıcaklık demek suyun minimum hacme dolayısıyla maksimum öz kütleye sahip olduğu değerdir. Ona da 1 dedik. Bu yüzden özel bir durum vardı suda. Normal şartlar altında bir maddeyi ısıttığınızda genleşir hacmi artar. Hacmi arttığı için de öz kütlesi azalır. Fakat suyun bir aralığı var. Mesela 0 Celsius'dan artı 4 Celsius'e kadar ısıtıyorsunuz, sıcaklığını arttırıyorsunuz. Genleşmesi lazımken bu arkadaşın bu yolculukta hacmi artmıyor, azalıyor, büzülüyor. Hacmi azaldığı için öz kütlesi artıyor diyebiliriz. Ki zaten öz kütlesi o kadar artıyor ki artı 4'te maksimum oluyor. Bu sıcaklıktan sonra atıyorum artı 8'e gidiyorsunuz. Normal bir madde gibi davranıp genleşiyor, hacmi artıyor, öz kütlesi azalıyor diyebiliriz. Artı 4 maksimum öz kütle. Şimdi bunlar 0 Celsius'talar. Öz kütleyle uğraşacağım. K yüzmüş. L askıda kalmış, M batmış. O zaman ben burada suyun öz kütlesine 0 0.9 desem uyduruyorum. K'nınki ki kesinlikle daha küçük bir sayıdır. 0.7'dir. L'nin ki tam suya eşittir. 0.9'dur. M'nin ki sudan büyüktür. Mesela 1'dir. Mesela 1.2'dir. 0.9'dan büyük bir sayıdır. Çünkü batmış bu arkadaş. Bu cisimleri çıkarttık. Suyu ısıttık. 0 Celsius'tan artı 4'e gidiyorsan hacmin küçülüyordur. Öz kütlen artıyordur. Ve maksimuma ulaşıyorsundur. Yani suyun artık 1 gram bölü santimetre küp öz kütlesi var diyebiliriz. Bu cisimleri tekrar bıraktığımızda nasıl dururlar? E, su 1 oldu. K yine küçük 0.7 mesela yüzmeye devam edecektir. L'ye 0.9 demiştik. Su 1 oldu. O zaman L daha küçük hale geldi. L kesinlikle yüzecek. Askıda kalamaz. Buradaki gibi olmalı. M askıda kalabilir mi? M 0.9'dan büyüktü. Mesela 1 olmuş olsaydı mı? Yeni durumda da suyun öz kütlesi 1, M'nin öz kütlesi de 1. O zaman askıda kalabilir. İkinci şekil olabilir. 3'e bakıyorum. K yüzüyor, L yüzüyor. Tamam. Çünkü K'nın öz kütlesine 0.7 dedim. L'ye 0.9 dedim. Suyumuz hala 1. M batmaya devam ediyor. Olabilir. M'nin öz kütlesine 1.2 de olabilir demiştim. M'nin öz kütlesi 1.2'dir. Sudan hala büyüktür. Batmaya devam ediyor olabilir. 2'ye olur, 3'e olur dedim. Sorumun cevabı D seçeneğidir. Ayşe aynı ortamda taşma seviyesine kadar aynı sıcaklıkta su dolu olan özdeş taşırma kaplarına 10 Newton ağırlığında içi dolu alüminyum ve demir bloklarını yavaşça bıraktığında bloklar kapların tabanlarına değecek biçimde dengede kalıyorlarmış. Hangileri yanlıştır? Hemen bu anlatılanı bir görselleştirelim. Taşma seviyesine kadar dolu taşırma kaplarımız var. Şuraya kadar sıvı çiziyorum. Alüminyum alüminyum ve demiri bu suya bıraktığım zaman tabana değecek biçimde dengede kalıyorlarmış. Çünkü bu ikisinin de öz kütlesi sudan büyük. İçleri doluysa eğer. İçine boşluk bırakarak ortalama öz kütlesini küçültmediysem. Alüminyumu attım. Tabana değdi. Yani battı. Ağırlığı 10 Newton kadar. Demiri attım. O da tabana değdi. Onun da ağırlığı 10 Newtonmuş. Soru öyle diyor. O da battı. Bu adamların taşırdıkları sıvıların hacimleri eşit midir? Sıvıları sıkıştıramazsınız. Sıkıştıramadığınız için içeriye ne kadar hacim girdiyse o kadar sıvının yeri değişir. Yükselmeye çalışır. Yüksel yükselemezse taşar. Bu iki arkadaşın da ağırlığı 10 Newton. Öz kütlelerini yazarsam D eşittir M bölü V. İkisinin de kütlesi aynı. Çünkü ağırlıklar aynı. Ama ikisinin de öz kütlesi farklı. Çünkü bunlar farklı malzeme. Biri alüminyum, biri demir. O zaman kesinlikle hacimlerinin de farklı olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam demirin öz kütlesi alüminyumun öz kütlesinden büyük. O zaman aynı kütledeysek öz kütlen büyükse ben daha az yer kaplıyorumdur. Hacmim daha küçüktür. Aynı kütleyi daha az hacme sıkıştırmışım demektir. Daha yoğunum. O zaman ben bu demiri nasıl çizmeliydim hacim olarak? olarak çok daha küçük çizmeliydim alüminyuma göre. Bu kırmızıya demir demiştim. Alüminyum bu kadar hacimde o zaman kendi hacmi kadar sıvı taşırdı. Çok taşırdı çünkü alüminyumun hacmi çok. Demir bu hacimde kendi hacmi kadar sıvı taşırdı. Daha az taşırdı çünkü kendi hacmi küçük. Taşan sıvıların hacimleri eşit değil. Kapların ağırlaşma miktarları eşittir. Hayır değildir. Ağırlaşmayı ne belirler? Kaba ne girdi ve ne çıktı belirler. Her iki şekilde de kaplara 10'ar newton girdi. Demir de olsa alüminyum da olsa ikisi de 10 newton ağırlığında olduğu için ikisi de kabı 10 newton ağırlaştırmaya çalışıyor. Girenler aynı. Peki çıkanlar aynı mı? Burada çıkan su miktarı fazla hacimde. Burada çıkan su miktarı az hacimde. O zaman burada çıkan suyun kütlesi fazla. Burada çıkan suyun kütlesi az. Aynı giriş var. Burada çok çıkış var. Demek ki bu az ağırlaşmış. Aynı giriş, az çıkış. O zaman bu çok ağırlaşmış. Kapların ağırlaşma miktarları eşit değil. Hocam ağırlaştıkları nereden biliyorsunuz? Belki de hiçbir şey değişmedi. Girenle çıkan aynı oldu. Konu anlatımını hatırlayın. Taşma seviyesine kadar dolu bir kaba bir cismi attığınızda battı yaptıysa o kap ağırlaşmıştır. Çünkü içeriye giren ağırlık kadar giriyor ama dışarıya çıkan kaldırma kuvveti kadar çıkıyor Arşimet prensibi. Ve batma durumu olduğu için içeriye giren ağırlık o cismi etkeden kaldırma kuvvetinden daha büyük. Bu çıkan sıvının ağırlığı demektir. Bu da giren cismin ağırlığıdır. O yüzden batma ağırlaşma demektir. Taşma seviyesine kadar doluysak. Kapların tabanlarında blokları eden normal kuvvetler eşittir. Şimdi bakın bu yeşil çizgi kabın tabanı. Bu da bizim cismimiz. İster alüminyum ister demir fark etmez. Battığına göre ağırlık kaldırma kuvvetinden büyük. Bunu unutmuyoruz. Üzerine etkeden kuvvet kuvvetler aşağıya doğru ağırlık. Yukarıya doğru kaldırma kuvveti. Kabın ile temas halindeyiz. Kesinlikle yukarıya doğru tabandan gelen bir normal kuvvet var. Burada duruyoruz ve durmaya devam ediyoruz. Net kuvvet sıfır. O zaman aşağıya doğru olan ağırlık, yukarıya doğru olan kaldırma kuvveti artı normal kuvvettir. Normal kuvveti yalnız bırakırsam ağırlık eksi kaldırma kuvvetidir. Bana sorulan şey bu normal kuvvetlerin eşit olup olmadığı. Yani ağırlık eksi kaldırma kuvvetlerinin eşit olup olmadığı. Ağırlıklar aynı zaten. İkisi de onar Newton. Peki kaldırma kuvvetleri aynı mı? Hayır değil. Kaldırma kuvveti V batan D sıvı G ile bulunur. İkisi de suya atıldı. D sıvılar aynı. Aynı yer çekimi ortamındalar. V batanları aynı ise maruz kaldıkları kaldırma kuvvetleri de aynıdır. V batanlar aynı değil. Demir daha küçük hacimde, alüminyum daha büyük hacimde. Alüminyumun hacmi daha büyük olduğu için alüminyumu etki eden kaldırma kuvveti büyüktür. Demiri etki eden kaldırma kuvveti daha küçüktür. Kaldırma kuvveti büyükse, yani çıkartılan şey büyükse sonuç daha küçük çıkar. Alüminyumun normal kuvveti daha küçüktür. Demirin normal kuvveti daha büyüktür. Çünkü 10 Newton bastırıyor ama demiri kaldıramıyoruz. O zaman bütün bu 10 Newton'un yükü kimde? Kabın tabanındaki normal kuvvette. Büyük bir değer. Bu ne diyor? Eşittir diyor. Bu da yanlış. Zaten bana yanlışları soruyordu. Hepsi yanlış. Sorunun cevabı E seçeneğidir. Öğretmen laboratuvarda farklı kaplara homojen olarak birbirine karışabilen veya karışmayan farklı özkütleli sıvılardan karışımlar hazırlıyormuş. Her bir kaba sıvıda erimeyen içi dolu özdeş 3D özkütleli katı cisimleri yavaşça bırakıyormuş. Buna göre musluklardan akan sıvılara göre oluşturulan karışımlardan hangisinde cisim kesinlikle yüzemez diye sorulmuş. Güzel soru. Bakın 4D özkütleli sıvı 5 D kütleli sıvı ama bunlar karışmıyorlar. Öz kütlesi büyük olan sıvı tabii ki altta kalacaktır. Mesela şu 5 D öz kütleli sıvı bunun da üstünde şurada 4 D öz kütleli sıvı var. Ben bunun içine ne atıyorum? 3 D öz kütleli katı bir cisim atıyorum. Nerede durur? E tabii ki 4 D'lik adamın üstünde durur. Yani burada yüzer. Aşağılara inemez. 5 d ile muhatap bile olamaz. Çünkü 4 D'lik sıvıyı geçemez. 4 D'lik sıvı onu yüzdürür. Cismimizin öz kütlesi daha küçük. Burada kesinlikle yüzebilir diyebiliriz. Buradan 4 D akıtıyoruz. Buradan 2 D akıtıyoruz ve bunlar karışabiliyorlar. Madde ve özelliklerini hatırlayın. Karışımların öz kütlesi arada bir yerde çıkar. Yani 4D'den küçük, 2D'den büyük bir karışımımız olacak burada. Ve nerede olacağını da hacimler belirliyor. Mesela ikisinden de eşit hacimde sıvı karıştırırsam tam ortada 3D'lik bir karışım öz kütlesine sahip olursunuz. Ama soru bana musluklardan akan sular aynı hacimde demiyor. Bu miktarlar arasındaki ilişkiyi bilmiyorum. Dolayısıyla 4 ile 2 arasında herhangi bir yer. Mesela karışım 2,5D olabilir mi? Olabilir. Bu adamdan çok daha fazla su akıtmışsındır. Ona daha yakın çıkar. 4'e uzak çıkar. Benim cismimin öz kütlesi kaç? 3D. 3D'lik adam 2,5'luk karışımda batar. Cismin öz kütlesi sıvıdan büyük. Yani kesinlikle yüzemez mi hocam? Yo, yüzdürebilirim. 4D ile 2D arasında başka bir karışım değeri de bulabilirim. Mesela 3.2D. Böyle bir karışıma da sahip olabilir. Bu sefer 4D'lik adamdan fazla hacimde karıştırmışımdır. Ona daha yakın çıkmıştır. Benim cismim 3D. Sıvım 3.2D. Ne yapacak? Yüzecek. Kesinlikle yüzemez diyordu. Burada da yüzebilir. 5D var, 2D var. Karışmıyorlar. 2D yukarıda kalacak. 5D aşağıda kalacak. 3D'yi attığım zaman bu 2D'de batması lazım. 5D'de yüzmesi lazım. O zaman kesinlikle arada bir yerde kalacak. Bir kısmı 2D'lik sıvıda, bir kısmı da 5D'lik sıvıda. Yine bunu konu anlatımında konuşmuştuk. Bu adam şu an 3D'lik öz kütleye sahip. 5D'de yüzüyor, onun üstünde kaldı. 2D'de batıyor, onun altında kaldı. Buna yüzme diyebilir miyiz? Buna yüzme diyemeyiz. Çünkü burada her ne kadar birbirlerine girmeseler de bir karışımdan bahsediyoruz. Arada bir yerde kaldığından bahsediyoruz. Burada yüzmeden kastım şurada bir yerde kalabilmesi. O sıvı toplamının en üstünde kalabilmesi. Dolayısıyla ben aslında cevabı şu an buldum. Burada kesinlikle yüzemez. Diğerlerine de bakalım. Karışabilen sıvılar 4D var, D var. Burada yüzebilir mi acaba? Burada karışım 3.5D olabilir. 4 ile 1'in arasındadır. E senin cismin 3D olduğu için gayet de yüzebilir. 4D var 3D var. Kesinlikle zaten buradaki karışım ki karışabilen sıvılar diyor. üçten büyük bir sayı. Mesela 3.1D Senin cismin 3D olduğu için kesinlikle burada yüzecektir. Sorumun cevabı C seçeneğidir. Şekil 1'deki taşırma kabında birbirine karışmayan D ve 3D öz sıvılar, şekil 2'de ise 2D ve 4D öz sıvılar bulunmaktadır. Taşma seviyesine kadar dolu olan kaplara eşit hacimli, sıvıda erimeyen, içleri dolu K ve L cisimleri yavaşça bırakıldığında her iki sıvıdaki batan hacimler eşit olacak biçimde dengede kalıyor. Şimdi bu okuduklarımızı hemen bir işleyelim. Bunlar eşit hacimliler ve yarı yarıya batıyorlar. Her iki sıvıda batan hacimler eşit oluyor diyor. Yani toplam hacme 2V desem, üstteki sıvıda 1V, alttaki sıvıda 1V. Bunun da toplam hacmi 2V, eşit hacimli diyor çünkü. O zaman Burada da 1V'ye 1V olacak şekilde batacağız. Şekil 1'deki kabın ağırlaşma miktarı P1, şekil 2'deki kabın ağırlaşma miktarı P2 olduğuna göre bunların oranı nedir? Bu kaplar ağırlaşıyormuş. Hocam nasıl ağırlaşır? Konu anlatımında demiştiniz ki batarsa ağırlaşır. Ben batarsa ağırlaşır demedim. Oradaki şartları anlattım. Taşma seviyesine kadar dolu bir sıvıya attığında batarsa ağırlaşır. Ama tek bir sıvı varsa. Burada iki tane sıvı var. Ağırlaşmanın mantığını öğreneceksin. Her yeni duruma uyarlayacaksın. İşte yepyeni bir durum. Burada ağırlaşır mı? Ağırlaşmaz mı? Sıfırdan 0'dan mamız lazım. Ağırlaşma içeriye ne kadar ağırlık girdi, dışarıya ne kadar ağırlık çıktı. Bunun anlaşılmasıyla bulunuyor. Peki içeriye ne giriyor? İçeriye bu cismin ağırlığı giriyor. Nasıl yazacağız onu? D eşittir M bölü V. Buradan kütleyi çekersem cismin hacmi çarpı cismin öz kütlesi demektir. Bunu yer çekimi ivmesiyle çarparsam cismin ağırlığı hacim çarpı öz kütle çarpı yer çekimi ivmesidir. E tamam cismin hacmini 2V yazarım da öz kütlesine ne yazacağım? K cisminin öz kütlesi 2D'dir gençler. Nasıl anladım? Çünkü D öz kütleli sıvı 3D öz kütleli sıvı yarı yarıya olacak şekilde batmış. Hocam bana ezber bilgi gibi geldi. İspatlayalım o zaman. Aşağıya doğru bunun ağırlığı var. K cismi ağırlığı. Yukarıya doğru sarı sıvıdan gelen kaldırma kuvveti var. Buna kaldırma kuvveti 1 diyelim. Mavi sıvıdan gelen kaldırma kuvveti var. Buna kaldırma kuvveti 2 diyelim. Başka bir kuvvet var mı? Yok. Bu adam burada duruyor ve durmaya devam ediyor mu? Evet. O zaman net kuvvet 0. Aşağıya doğru olan GK eşittir. Kaldırma kuvveti 1 artı kaldırma kuvveti 2. Onları da direkt açıyorum V batan D sıvı G diye. Sarı sıvıda da V hacim batmış. Sarı sıvının öz kütlesi de çarpı yer çekimi. Artı FK2 yazıyorum. Mavi sıvıda V hacmi batmış. Buradaki öz kütle 3D çarpı G. Buradaki ağırlığı da açarsam şuradan V cisim D cisim G'den. Bizim cismimizin hacmi 2V çarpı D cisim. Onu bilmiyorum zaten bunu arıyorum. G. Şurası 4VDG gençler. Bu G ile bu G gitti. Bu V ile bu V gitti. 2 ile 4'ü sadeleştirirsem DC eşittir 2D çıkar. İşte ispatı da budur. Yarı yarıya battığı için şu öz kütle değerlerinin aritmetik ortalamasıdır. Mesela L cismine bakarsak 2D var 4D var. Yarı yarıya batmış mı? Evet o zaman bunun öz kütlesi 3. D'dir. Tekrar geldim başa. Bu ağırlık nedir? İçeriye ne girmiş? E bu işte hocam yazdınız. 2VD cisim G. D cisimi de 2 bulduğuma göre 4VDG. Şu işte. Kaldırma kuvvetlerinin toplamı. İçeriye 4VDG girmiş. Peki dışarıya ne çıkmış? Dışarıya çıkan şey gençler, burası önemli. Sadece ve sadece sarı sıvıdır. Çünkü taşma seviyesinde o var. Sakın şöyle düşünmeyin. Hocam V kadarı sarıda, V kadarı mavide o zaman 2V taşar. Doğru. Bu 2V hacmin yarısı mavi sıvıdır yarısı sarı sıvıdır. Hiç de değil. Mavi Mavi sıvı aşağıda nasıl taşıyacak o adam? Taşma seviyesinde kim varsa o taşar. Buranın tamamı sapsarıdır. İşte o yüzden ağırlaşma oluyor bu kapta. Mavi sıvı taşması gerekirken onun yerine sarı sıvı taşıyor. Daha küçük özkütleli bir sıvı taşıyor. Dışarı çıkan daha az oluyor. Bu da ağırlaşma demek. Ki zaten ispatlayacağız şimdi. Bu sarı sıvının özkütlesi neydi? 1D'ydi. O zaman bu sarı sıvının ağırlığı VDG'den düşünürsek 2V çarpı D çarpı G'dir. İçeriye 4VDG girdi, 2VDG çıktı. Ağırlaşma bu ikisinin farkı kadardır. Yani 2 2V ve d g'dir. İşte biz buna p1 diyoruz. Bu bir köşede dururuz. Şekil 2'deki kabana girmiş. Yani bu cismin ağırlığı nedir? V cisim d cisim g v cisim 2v. d cisim 3d çarpı g. Buraya gençler 6vdg ağırlık girmiş. Peki ne çıkmış? Buraya kap koyarsak bu kapta ne buluruz? V hacminde pembe sıvı v hacminde sarı sıvı mı buluruz? Hayır, taşma seviyesinde kim var? Pembe var. O zaman sadece burada pembe bulacaksın. Öz kütlesine bunun 2d. Ne kadar hacim taşıyacak? İçeriye ne kadar hacim girdi? 2v girdi. Dolayısıyla 2v Taşıyacak. Hocam ben bu iki v taşmasını anlayamıyorum. Tamam pembe sıvı taşıyacak da pembenin içinde V kadar var. O zaman V kadar taşması gerekmiyor mu? Aslında olan olay şu. İçeriye 2V girdiyse dışarıya 2V çıkacak. Evet V kadar bir pembe çıkar bu hacimden dolayı. E bu hacim de sarı sıvı yükseltiyor. Sarı sıvı yükselmeye çalışıyor ve pembeyi itiyor. Dolayısıyla ekstra pembe bir V daha taşıyor. Sarı yükseldiği için. O yüzden V kendinden, V sarı yüzünden olduğu için toplamda 2V pembe taşıyor. Peki bu taşan sıvının ağırlığı ne olur? 2V çarpı 2D çarpı çarpı G'den 4 V D İçeriye bu girdi, dışarıya bu çıktı. Farkı ağırlaşma miktarıdır. Yani 2 V eşittir P 2'dir gençler. E bize bunların oranını soruyordu. P 1 bölü P 2'yi soruyordu. İkisi de 2 V çıktığı için sorumun cevabı D seçeneğidir. Öğretmen kaldırma kuvvetini anlatırken su dolu bir varilin içine tabana değecek biçimde bir cisim bırakır. Daha sonra esnek balonu küçükten büyüğe doğru olmak üzere şekil 1'deki gibi farklı hacimlerde şişirerek varilin içindeki cisme bağlıyor. Sonunda en büyük hacimli balonla birlikte cisim şekil 2'deki gibi su yüzeyine doğru hareketleniyor. Yani küçük hacimli balon bunu çıkartamamış. Ortanca çıkartamamış. En büyük hacimli balon bunu yukarıya çıkarabilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi buradaki fiziği bir incelememiz lazım. Burada iki tane cisim var gibi düşünebilirim. Balon ve cisim. Cismin bir ağırlığı var. Buna G diyelim. Balonun da bir ağırlığı var ama o balonun ağırlığını ihmal edelim. Oldukça hafif bir maddeden bahsediyoruz ve bizim için ekstra bir değişken olmayacak. Yani küçük balonun ağırlığı azdır hocam. Büyük balonun ağırlığı fazladır. İhmal edilebilir bir şey. Çünkü basınç konusunu hatırlayın. Kapalı kaplarda balon gibi i̇çerideki gazın ağırlığı ihmal edilir. Oradaki basıncın sebebi gaz taneciklerinin hareketidir. Ağırlıkları değil. O zaman benim burada ağırlık olarak alacağım şey kasanın ağırlığıdır. Ama burada iki tane kaldırma kuvveti var. Birincisi balona etki eden kaldırma kuvveti. İkincisi cisme etki eden kaldırma kuvveti. Yukarıya doğru bu iki kaldırma kuvveti taşımaya çalışıyor. Bunlara karşı koyan şey ise cismin ağırlığı. Eğer bu arkadaşlar yeterince büyükse, buraya eşitlik koymayalım, büyüktür işareti koyalım. O zaman yukarıya doğru net kuvvet çıkar ve bu sistem yukarıya doğru hareket eder. Ama mesela küçükse ağırlığı yenemezsiniz. Orada. Burada durmaya devam edersiniz. Neden büyük balon yukarıya çıkartabilmişti, küçükler çıkartamamış? Çünkü kaldırma kuvveti dediğin şey, balona etki eden kaldırma kuvveti. Balonun batan hacmi, sıvının öz kütlesi çarpı g. Bütün balonlar için sıvı aynı sıvı, yer çekimi aynı yer çekimi. Batan hacimler farklı, o zaman kaldırma kuvvetleri farklı. Büyük balona büyük kaldırma kuvveti etki eder, küçük balona küçük kaldırma kuvveti etki eder. O yüzden büyük balon çıkartabiliyor. Havanın öz kütlesi suyun öz kütlesine göre daha küçüktür. Evet, bu balon o yüzden yukarı doğru çıkmaya çalışıyor. Öz kütlesi küçük olan şey yüzmeye çalışır. Yüzecek yere doğru gitmeye çalışıyor. Doğrudur. Bu küçük arkadaşlar da gitmeye çalışıyorlardı ama ağırlığı yenemiyorlardı. İpteki gerilme kuvveti balonun hacmiyle doğru orantılıdır. Şu aradaki ipten bahsediyor. Biraz Newton düşünelim. Şimdi ben bu balonun fotoğrafını çekiyorum, kesiyorum ve buraya yapıştırıyorum. Newton'da yaptığımız gibi. Buna etki eden kuvvetler yukarıya doğru kaldırma kuvveti etki ediyor. Buradan bir iple bağlandık. İpler itemezler, çekerler. Dolayısıyla ip aşağıya doğru bir T gerilmesi oluşturuyor. Diyelim ki kaldırma kuvveti 10 Newton, ip gerilmesi de 10 Newton. Balon yukarıya doğru hareket edemez. Çünkü net kuvvet sıfır. Duruyorsam durmaya devam ederim. Daha büyük balon bağladım. Kaldırma kuvveti arttı. Hacim arttığı için. Kaldırma kuvveti 15 Newton oldu. Ama yine hareket etmiyoruz. Demek ki ip gerilmesi de 15 Newton'a çıktı. Çünkü duruyorum ve yine durmaya devam ediyorum. O zaman net kuvvet sıfır olmaya devam edecek. Yukarı doğru 15 ise aşağı doğru 15 olacak. En büyük balonu bağlıyorum. Diyelim ki 20 Newton. İp gerilmesi de yine artar ama 20'den daha küçük olur. Mesela 18 Newton olur. Yukarıya doğru artık 2 Newton'luk bir net kuvvet var. Balon ve peşindeki cisim yukarıya doğru hareketlenmeye başlar. Gördüğünüz gibi yukarıya doğru çeken kaldırma kuvveti arttıkça ipteki gerilmenin de arttığını görüyoruz. İkinci öncülüm de doğrudur. Cisme etki eden kaldırma kuvveti cismin ağırlığından büyüktür. Hayır değildir. Öyle olsaydı zaten balona bile ihtiyacımız yoktu. Bu cisim batmış. Batan cisimler için dersin ki ağırlık kaldırma kuvvetinden büyüktür. Kaldırma kuvveti bunu kaldırmaya muktedir değil. Gücü yetmiyor. O yüzden ekstra bir çekici güce ihtiyacımız var. Balona ihtiyacımız var. Dediğim gibi zaten bu cismin kaldırma kuvveti daha büyük olsaydı kendi kendine çıkardı. Üçüncü öncülüm yanlış. Sorumun cevabı 1 ve 2 olacaktır. Türdeş K küresi su dolu bir kapta şekil 1'deki gibi bir hacminin yarısı suyun içinde olacak biçimde yüzerken eşit hacimli olacak biçimde ikiye bölünüp L ve M küreleri olarak su dolu kaba bırakıldığında şekil deki gibi yüzmektedir. Kürelerin yerini değiştirdiği su hacimleri sırasıyla VK, VL, VM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Kürelerin yerini değiştirdiği su hacimi ne demek? İki açıdan düşünülebilir. Bir, bu kürelerin su içine giren hacimleridir. Ne kadar hacim girerse o kadar suyun yeri değişir. Mesela şu kırmızıyla taradığım alan aslında VL'dir. Maviyle taradığım alan VM'dir. Siyahla taradığım alan BK'dır. Suya bu kadar hacim girmiş, o kadar suyu yükseltmiş. Ama bunları göz kararı yapmamak lazım. Aa hocam bu mavi alan büyük gözüküyor, demek ki VM, VL'den büyük dememek lazım. Şekle bakarak özellikle belirtilmemişse, sayısal değer yoksa yorum yapılmaz. O zaman ikinci yoldan düşüneceğim ben bu yeri değişen suyu. Arşimet'ten düşüneceğim. Arşimet diyordu ki, bir cisme etki eden kaldırma kuvveti, yeri değişen sıvının ağırlığına eşittir. Sıvı aynı sıvı, öz kütleden düşün, m bölü ve yeri değişen sıvının ağırlığı, dolayısıyla kütlesi demekle, hacmi demek arasında bir fark yok. Çünkü öz kütle sabit, su aynı su. Kütle nasıl değişiyorsa hacim de öyle değişiyor. Kütle iki katına çıktıysa hacim de iki katına çıkar. Kütle yarıya indiyse hacim de yarıya iner. Bunlar birbirleri yerine kullanılabilirler. Aslında ne diyor biliyor musunuz? Kürelerin yerini değiştirdiği su hacimleri demek, kürelere etki eden kaldırma kuvvetleri demek. Bunları kıyasla aslında diyor. Sayısal veri vereyim daha anlayacaksınız. Bu kürenin ağırlığı 100 Newton olsun. Niye batmıyor? Çünkü buna 100 Newtonluk bir kaldırma kuvveti etki ediyor. Net kuvvet sıfır burada duruyoruz. Archimedes prensibine göre yeri değişen sıvının ağırlığı da 100 Newton'dur. Yani ben bu küreyi attım diye suyun seviyesi normalde buradaydı. işte buraya çıktı. Bunun ağırlığı 100 Newton'dur. Öz kütle sabitken ağırlık hakkında dolayısıyla kütle hakkında fikrim varsa o zaman hacim hakkında da fikrim vardır. Mesela sallıyorum buna 10 metreküp hacminde su diyebiliriz. Şimdi bunları ikiye böldük. O zaman bunların ağırlıkları ne oldu? 50 Newton'a 50 Newton oldu. İkisi de yüzüyor mu? Evet. Orada duruyorlar mı? Evet. O zaman soldakini etki eden kaldırma kuvveti de 50 Newton'dur. Sağdakini etki kaldırma kuvveti de 50 Newton'dur. L yarım küresini yükselttiği suyun ağırlığı 50 newtondur. M yarım küresinin yükselttiği sıvının ağırlığı da 50 newtondur. Şuradaki hesap benzeri bir hesap yaparsam L'nin yükselttiği suyun hacmi 5 metreküptür. M'nin yükselttiği suyun hacmi 5 metreküptür. Bak burası daha büyük görünüyor. O zaman Vm daha büyüktür değilmiş. Eşitmiş bunlar. K en çok suyun yerini değiştirir. L ile M eşit değiştirir. Sorumun cevabı B seçeneğidir. Düşey kesti verilen kapta sürtünmesi önemsiz hareketli piston, gaz, kabın tabanına bağlanmış esnek balon ve X cismi şekildeki gibi dengededir. Kap bu durumdayken X cismi ve esnek balonu tabana bağlayan iplerdeki gerilme kuvvetleri T1 ve T2 oluyormuş. Buna göre F kuvveti biraz arttırılırsa hangileri doğru olur? Hem basınç hem kaldırma kuvveti. Şu an bu sistem dengede. Mesela bu piston da dengede. F kuvveti bastırıyor. Neden bu piston aşağıya doğru gitmiyor? Çünkü P gazının bir basıncı var. O F kuvvetin oluşturduğu basınca direniyor. Onun kadar bir basınç oluşturuyor kapalı kaplarda her yerde aynı gaz basıncı varsa burada bu P gazın aynısı var diyebiliriz. Hatta bu kırmızı noktada da bu kırmızı noktada da hepsinde aynı basınç var. Şimdi F kuvveti biraz arttırılıyor. O zaman F kuvveti arttırılırsa F bölü A basınç demek biliyorsunuz. Bu pistonun alanında bir değişiklik yok. Alan sabit. Ama sen kuvveti arttırdın demek ki kuvvetin orada oluşturduğu basıncı arttırdı. Bu ne demek? P gazı yeneceğim demek. O ne demek? Bu piston aşağıya doğru hareket edecek demek. Yani bu gazı sıkıştırıyoruz. Dolayısıyla içerideki gaz basıncını arttırıyoruz. O zaman bu kırmızı noktadaki gaz basıncını da arttırdı. Buradaki suyun üzerindeki gaz basıncı artarsa su üzerine uygulanan basıncı her yöne aynen iletir. Buradaki artış X cismine de iletilir. Buradaki artış esnek balona da iletilir. X cismi katı bir cisim, sıkıştırılamaz. Bu basınç artışına dayanabilir. Ama esnek balon küçülmek zorunda kalacak. Bu balon şu kadarcık kalacak çünkü kendisi de iç basıncını arttırmak zorunda. Dışarıdaki basınç artarsa, içerideki basıncı da arttırıyorsun. O yüzden balon daha küçük kalıyor. Hacim küçülürse basınç artar. Ama X gazında hiçbir değişiklik yok. T1 ve T2 nasıl değişir? X cisminin fotoğrafını çektim, buraya yapıştırdım. Üzerine etkiden kuvvetler. Aşağıya doğru ağırlık, aşağıya doğru ip gerilmesi, iper zaman çeker, yukarıya doğru kaldırma kuvveti. Kaldırma kuvvetinin de V batan, D sıvı, g olduğunu unutmuyoruz. X cisminin hacmi değişti mi? Sıkışma, genişleme var mı? Hayır yok. Sıvının öz kütlesi değişti mi? Hayır değişmedi. G değişti mi? O zaten değişmedi. O zaman kaldırma kuvveti değişmedi. Cismin ağırlığı zaten değişmiyor. O zaman T1 niye değiş? Buradaki T1 sabittir. Basınç artışından etkilenmemiştir. Ama buradaki T2 değişir. Balonun fotoğrafını çektim. Üzerine etkeden kuvvetler. Ağırlığını ihmal edebilirim. Etmesem bile bir değişken değil. Ağırlık değişmeyecek. İçerideki gaz miktarı değişmiyor çünkü. Aşağıya doğru ip gerilmesi var. Yukarıya doğru kaldırma kuvveti var. Kaldırma kuvveti V batan D sıvı G. D sıvı değişmedi, G değişmedi ama V batan azaldı çünkü balon küçüldü. O yüzden kaldırma kuvveti azalır. E bu balon burada durmaya devam etmiyor mu? Evet. Yukarıya doğru çeken kuvvet azaldıysa o zaman aşağıya doğru çeken ip gerilmesinin de azalması gerekir. Yani T2 azalır gençler. Çünkü net kuvvet sıfır. Bu cisim burada dur duruyor ve durmaya devam ediyor. T1'de bir değişiklik olmaz. T2 azalır. Gaz basıncı artar. Aynen öyle. Çünkü biz buradan pistonla gazı sıkıştırdık. Bunu daha önce çokça söylemiştim ama tekrar söyleyeyim. Hocam burada balon küçülünce bakın buralar boşluk olacak. O boşluğu sıvı dolduracak. O sıvı doldurduğu için de buradaki suyun seviyesi aşağıya inecek. Buradaki suyun seviyesi aşağı indiği için de gazın hacmi artacak. Dolayısıyla gazın basıncı azalmış olamaz mı? Ya da en azından değişmemiş olamaz mı? Hayır olamaz. Basınçta da söylemiştim. Fizikte nedensellik ilkesi vardır. Sonuca bakarsın. Nedenleri anlarsın. Sonuç nedir? Balon küçüldü. Bu balonun küçülmesinin sebebi sistemdeki basınç artışıdır. Yani buradaki gaz basıncının artışıdır. Ama hocam buradaki su seviyesi azalmayacak mı? Azalacak. Bu P gazının basıncının azalması demek değil mi? Hacim büyüdüğü için. Evet. Ama buradaki sıvı seviyesinin azalması buradaki pistonun beni sıkıştırmasından daha az olmuş. Piston daha çok basıncımı arttırıyor. Bu gazdan bahsediyorum. Buradaki su seviyesi daha az basıncımı azaltıyor. Toplama baktığımda basınçta artış var. Çünkü balon küçüldü. Nedensellik ilkesi. Sorumun cevabı E seçeneğidir. Geldik kaldırma kuvvetinin de son sorusuna. Yine milyon tane değişkenin olduğu güzel bir yorum sorusuna. Düşey kesti şekildeki gibi olan kapalı kap içerisinde su, buz, gaz, esnek balon dengede. Her şey var. Kap bu durumdayken suyun seviyesi H, ipte oluşan gerilme kuvveti T, gaz basıncı P gaz. Sisteme sadece buzu eritecek kadar ısı verilirse H, T ve P gaz büyüklükleri nasıl değişir? Sisteme ısı enerjisi veriyoruz ama sadece buzu etkiliyor. İşte gazın sıcaklığı artmıyor. Suyun sıcaklığı artmıyor. Buradaki balonun basıncında bir değişiklik olmuyor sıcaklıktan dolayı diye düşünebilir. Sadece buz eriyecek. Kendi halinde takılan bir buzun eritildiğinde neye dönüştüğünü çokça konuştuk. Hem madde ve özelliklerinde konuştuk hem de basınçta konuştuk. İspatını tekrar yapmayacağım. Direkt sonucu söylüyorum. Bu buz eritilirse şuradaki suyun seviyesinde hiçbir değişiklik olmaz. Sebebini bilmeyenler basınç videolarıma ya da madde ve özellikleri videolarıma bakarsa açıklamasını orada bulabilirler. Tam olarak neresine bakmaları gerektiğini hatırlamıyorum. Arayıp bulsunlar. Sadece şunu söyleyebilirim. Buz erirken hacmi küçülen bir maddedir. Buz dağı mantığından akla gelsin dışarıda V hacim varsa içeride 9 V hacim vardır. Yani 10 V'lik hacimde buzumuz var. Ben bunu erittiğimde suya dönüştürdüğümde bu küçülür. Kaça küçülür biliyor musunuz? 9 V'ye iner. Şu an bu buz suyu ne kadar arttırıyor? Tabii ki içerideki hacim kadar arttırıyor. Yani 9 V'lik bir yükselme sağlıyor. E ben bu buzu buradan çıkarsam o zaman suyun seviyesi 9 V mi azalacak? Evet. O buzu bir tavada erittim. Su haline getirdim. Toplamda 10 V'lik buz dönüşecek 9 V'ye. 9 V'lik suyu tekrar bu kabın içine atarsam su tekrar 9 9 ve yükselir ve aynı seviyeye gelir. Kabaca özet olarak böyle seviyenin değişmeyeceğini anlatabilirim. Aramaya üşenenler için kısa bir özet olsun. Bu buz eridiğinde suyun seviyesi değişmedi ama artık şurası boşluk oldu. Çünkü artık burada buz yok, Buz eridi. Burası da tamamen suya dönüştü. E burası böyle boşluk olarak kalamaz. Buradaki gaz bu boşluğu doldurur. Yani gazın yayıldığı hacim artar. Gazın yayıldığı hacim arttığı için gazın basıncı azalır diyebiliriz. Bu balon etrafındaki basınçla dengedeydi. Yani balon içerisindeki basınçla etrafındaki sıvı basıncı dengede. Çünkü balon büyümüyor. Küçük Dengede olmasaydı böyle durumlar görürdük. Suyun üzerindeki gaz basıncı azaldı. O zaman bu azalma sıvı tarafından her yere aktarılacak. Balona da aktarılacak. Yani aslında balonun etrafında sadece su basıncı yoktu. Yukarıdan gelen gaz basıncı artı suyun basıncı vardı. Çünkü su üzerine etkeden basıncı her yöne aynı iletir. E buradaki azalma balona da aktarılacağı için balonun etrafındaki basınç azaldı. Yeni denge durumunda balonun büyümesi gerekecek. Çünkü balon da iç basıncını azaltacak. Nasıl azaltacak? E bu da hacmini arttıracak. Hacmini arttırıp basıncını azaltmış olacak ve etrafıyla tekrar uyumlu hale gelecek ve dengede kalacak. E balon şişti. Şimdi ne olacak? Suyu sıkıştıramadığımıza göre suyun seviyesi yükselecek gençler. Ayda hocam gazı yine mi sıkıştırdık yukarıda? Bak az önceki sorudaki gibi nedensellik ilkesi. Balon niye büyüdü? Çünkü yukarıdaki gaz basıncı azaldı. O zaman bitti. O gaz basıncı azaldı. Ama hocam su seviyesi arttı dediniz. Balon büyüdüğü için. E bu gazı yine sıkıştırıyor. Demek ki o kadar da sıkıştıramıyor. Başlangıçtaki P gaz azalması büyük, son durumdaki P gaz artması küçük. Toplamına baktığımızda azalmadan bahsediyor. Çünkü sonuca bakıyorum. Balon büyüdü. Ne diyeceğiz yani? P gaz tekrar arttı. Balon bir daha mı Bu Böyle sonsuz bir döngüye mi girecek? Balon bir şişecek, bir küçülecek, bir şişecek, bir küçülecek mi? Hayır olmayacak tabii ki. Peki artık yorumlayabiliriz. Su seviyesi ne oldu? Son durumda su seviyesi arttı çünkü balon büyüdü. Bunu artar yapacağız. P gaz ne oldu? P gazın azaldığını söylemiştik. Balon o yüzden büyüdü zaten. T ip gerilmesini konuşmadık. Balonun fotoğrafını çektim. Şuradan ipe bağlı. İp beni aşağıya çekiyor. Kaldırma kuvveti balonu yukarı çekiyor. Balon durduğuna göre bu ikisi eşit. Kaldırma kuvveti V batan D sıvı G. G sabit, D sıvı sabit. Balon büyüdüğü için batan hacmi büyüdü, balona etki eden kaldırma kuvveti büyüdü. Peki balon bir yere gitti mi? Hayır. Durduğu yerde durmaya devam ediyor. O zaman net kuvvet sıfır olmaya devam ediyor. Yukarıya doğru olan kaldırma kuvveti arttıysa aşağıya doğru olan ip gerilmesinin de artması gerekiyor. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Bu soruyla beraber sıvıların kaldırma kuvvetine de bir nokta koymuş oluyoruz. Takıldığınız yerler olduysa alta yazın. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Müzik